Merhaba sevgili izleyiciler, Franchising Dünyası programımıza hoş geldiniz. Efendim bugün size çok çok yakından tanıdığınız, bildiğiniz çok önemli bir firmayı tanıtacağız, tanıştıracağız. Zaten çok uzun yıllardır evinizde mutlaka bir ürününü kullandığınız firma, şimdi franchise sistemiyle zaten var olan mevcut düzenini daha da genişletmeye çalışıyor. Bu işe başlamışlar. Diyorlar ki yeni franchise'larla beraber daha hızlı büyüyebiliriz. Bugün de bizim programımıza konuk oldular. CEO firmasını sizlere tanıtmak istiyoruz. Hepimizin çok yakından tanıdığı CEO terlikleri olarak bildiğimiz, evimizde mutlaka dediğim gibi bir tane bulunduğumuz bu üründen acaba biz de iş geliştirebilir, ticarette beraber bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünüyorsanız bu programı izlemeye lütfen dikkatle devam edin. Sayın Naki Kolsuz bizle beraber. Naki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Genel müdür yardımcısınız. Pazarlama ve satış bölümünü yönetiyorsunuz. CEO deyince herkes biliyor. Yani bu herhalde çok güzel bir şeydir. Çok avantajlı bir başlangıçtır. Bizim gönlümüzü çok okşayan güzel bir şey tabii. Yani işte biz firmayız, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, sektörümüz diye bir ön anlatım çoğu zaman olmuyordur. Ama bugün gelin bunu değiştirelim. Çünkü izleyicilerimiz sizin muhtemel iş ortaklarınız olmak amacıyla bu programı izlemek üzere oturdular. Dolayısıyla CEO'yu bize biraz daha yakından, bildiğimizden biraz daha fazlasıyla yakından tanıtın. Franchise'da büyümek istiyorsunuz. Onun için sizi burada ağırlıyoruz. Ondan sonra da işin ticaret tarafını sohbet edelim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle CEO'yu buraya çağırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz ve büyümek hedefiniz için. Efendim CEO sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin bu konudaki en eski, en uzman firmalarından biri. CEO'nun doğum yılı 1964. Önümüzdeki sene Ocak ayında 50. yaşını kutlayacak olan koca aslan gibi bir firma. Türkiye'nin medarı iftarı. Çünkü ürettiği her ürünün altına Made in Turkey yazıp yurt dışındaki 28 ülkeye de aynı şekilde gönderebilen bir firma. Kalitesiyle, sağlıklı üretimiyle, ayak anatomisi konusundaki uzmanlığıyla zaten söylemeye gerek yok. Tüketiciler bunların hepsini çok iyi biliyorlar ve beni doğrulayacaklardır. CEO bu büyük yapısıyla beraber günün şartlarında daha da büyümeyi düşünüyor. 1964'ten bu yana Türkiye'nin hemen hemen er ailesine girmiş, çok noktada satılmış bir ürün. Bunu çok iyi biliyoruz. Ancak ürün gelişmekte, model değişmekte, moda etkisi olmakta. Bizim dün evde kullandığımız terlik artık sokağa çıkmış durumda. Sokağa çıkan terlik bir de modayla bütünleşmiş, rengiyle, topuğuyla bir farklı aksesuar haline gelmiş. Hanımların göz bebeği. Bugün ayakkabıya bakarsanız fiyat anlamında değerlendirirsiniz. Bir ayakkabı fiyatına belki iki terlik, üç terlik bile alabiliyorsunuz. Değişik değişik giymek, keyifle giymek mümkün. Terlik dediğiniz şey evin içinde de giyebiliyoruz. Deniz kenarında havuzda da giyebiliyoruz. Dışarıda bir akşam bir tarafa giderken de giyiyoruz. Bir bulucun altında da yakışıyor. Kullanım alanı geniş. Bu kadar ciddi kullanım alanı olan bir ürünün de tabii ki daha çok noktada sergilenmesi lazım. CEO gelince, CEO eskilerde çok sınırlı bir koleksiyon olmakla beraber bugünlerde artık saydığımız çeşitli kullanım alanlarıyla beraber büyük bir koleksiyona sahip. Çok küçük yaşlarda. Kaç parçadan oluşuyor? Sadece yaz koleksiyonu 1259 parça. Bu renklerle beraber dahil büyük bir koleksiyon. Tabii bunu üretmek oldukça zor. Ama zor olmakla beraber bunu başarmak da bizim işimiz. Çünkü artık müşteri bizden çok farklı şey bekliyor. Farklı model bekliyor ama keyifle, sağlıkla kullanabileceği bir şeyler bekliyor. CEO kalitesini ve CEO markasının güvencesini bekliyor. Zaten biz de bunları vermeye çalışıyoruz. Biz bütün bunları yaparken tabii satış teşkilatını da büyütmemiz lazım. Biz Türkiye'de 9 bölge distribütörüyle 1500 satış noktasında icraat yapıyoruz, satış yapıyoruz. Ama son dönemlerde biliyorsunuz yaşam biçimimiz değişiyor. Satın alma alışkanlıklarımız değişiyor. Marka bilincimiz değişiyor. Bütün bunlara paralel olarak da bu ürünün satış noktalarında bir gelişme kaydetmemiz lazım. Bundan 11-12 sene kadar önce elimizde 2 tane AVM'de mağazamız varken bu mağaza sayısı bugün 49. Bizim hedefimiz bunu 49'lardan yukarı çıkartmak. Zaten şöyle demiştik bundan birkaç yıl önce. Bu mağaza sayısı 50'ye geldiğinde durum değerlendirmesi yapacağız. Yaptığımız durum değerlendirmesinde bize gelen talepler bu ürünlerin daha önemli noktalarda satılmasını sağlamak. Peki. Büyümemiz gerekiyor. Bunun için de franchise dediğimiz sistemle bu işi yatırımcılarımıza döndürmemiz gerekiyor. O zaman bir yatırımcı adayı olarak ben size sorayım. Buyurun. Çünkü özellikle bazı sektörler var ki
Türkiye'de çok hızlı büyüyebiliyor. Bazıları çok meşakkat gerekiyor. Ama herhalde işin doğrusu bir ürünü sevmekle geçiyor. Yani bir insan gıdayı çok seviyorsa iyi bir gıda yatırımcısı olabilir. Ama hiç alakası yoksa bu insana da bu işi sevdirmekte insanlar çok zorlanıyor. Şimdi ben de özellikle bu tarz ürünlerde perakende sektöründe hizmet etmeyi seven bir yönetici olarak nedir franchise şartlarınız? Yani geldik bugün kapınızı çaldık. Bir kere kapınızı nasıl çalabiliyoruz? Yani her şehirden gelmek serbest mi? İşte kaç para gerekiyor? Ben geldim kapıyı çaldım ama bana dediniz ki vallahi Cancım sen eskiden şu işi yapmışsın. Olmaz arkadaşım. Bundan dolayı bak biz yapamayız. Yani mutlaka sizin bir kriter şeyiniz vardır. Ana başlıklarıyla bunları bize bir özetler misiniz ki tabii izleyicilerimize ki. Biz bir köprü hizmeti yapalım. Tabii ki. Varsaysınlar ki evlerinde oturuyorlar bir CEO yöneticisi onlarla sayenizde bir mağaza açtı. Bir franchise sohbeti yapıyor. Teşekkür Herkes ederim. Başvurdu. Nedir sizin kriterleriniz? Teşekkür ederim. Bir kere bize bu konuda gelecek insanlara herhangi büyük bir kriter sunmuyoruz. Mesela bir franchise bedeli almıyoruz. Ne istiyoruz? Bize CEO ile birlikte çalışması gönlünden geçecek bir. Genç emekli olmuş olabilir. Askerden yeni dönmüş, kendine iş kurmak isteyebilir. İşinden yeni ayrılmıştır ya da eşine bir şey yapmak istiyordur. Bunların hepsi bizim için potansiyel bir müşteri. Zaten şunu gözlemiştim ben bir önceki franchise fuarında. Bir günümü ayırdım. Gezdiğim tabloyu şöyle özetleyeyim. Genç, kendine iş kurmak isteyen ya da orta yaş grubunda muhtemel emekliliğe yaklaşmış. Ancak hayatı mutlaka çalışmakla da devam ettirmesi zorunlu olan bir kesim. Hepsini istiyorum. Çünkü bunların hepsi bu işi yapmaya aday. Ha bu iş o kadar da zor bir iş değil. İlgisi, alakası, odaklanması şart olacak. Çünkü bir emek sarf edeceğiz. Herhangi bir bedel almıyoruz, doğru. Farklı iki mağaza konseptimiz var. Birincisini biraz önce anlatmıştım. CEO Corner diyorum, bu esnafımızdır. Onlar bizim çok değerli bir ekibimiz. Çok önemli satış noktalarımız. Ama esnafımızın bu kategorideki yerini bozmamak kaydıyla alışveriş merkezleri, iyi caddelerde kendimizi konumlandırmamız lazım. Nerede? Türkiye'nin her yerinde. Bu ürünün, bu markanın satılabileceği her yer bizim için ideal nokta. Burada bir sınırlamamız yok. Kişi ya da bu grubu alırız gibi bir seçeneğimiz de yok. Bu biraz önce bahsetmeye, özetlemeye çalıştığım bütün grup benim potansiyel franchise adayım olabilir. Cebimize kaç para koyacağız? Yatırımlar. İki mağaza var dedim. Bunun bir tanesine CEO Shop diyoruz, bir tanesine CEO Store diyoruz. CEO Shop dediğimiz ünite daha küçük hacimli bir iş ve ticaret. CEO Store dediğimiz biraz daha büyük hacimli ve biraz daha büyük ticaret. CEO Shop açmak isteyen kişinin bizim öngörümüze göre hangi katalogda, hangi sezonda başvuruyorsa %15 koleksiyonunu barındırması bizim için yeterli. Ne yapacak? Bir konsept projemiz var. Mağaza dekorasyonumuz var. Bunu yatırımcı kendi yapacak. Birinci şart bu. Kendi yapabiliyor. Yani kendi mimarı, kendi şeyi. Biz orada anlayış gösteriyoruz ama ana konsepti bozmayacak. Yani mobilya, dekorasyon, renk ve marka bütünlüğümüzü tamamıyla korumakla yükümlü. Biz burada kendisine mimari hizmet verebiliriz. Bu konuda danışman şirketimiz var. İsterlerse yapabilirler ama bunu bu kriterleri bozmadan kendileri üretmek isterlerse kontrolü bizde ve var ise negatif bir şeyi düzeltme kaydı şartıyla yapmalarına izin veriyoruz. Tamam. Orada bir katı durumumuz yok. Tamam. Bu vitrin dekorasyonunu, bu mağaza dekorasyonunu yaptıktan sonra içine ürün alacak. Bunu zaten bu yatırımcılara destek olması amacıyla belli bir vadede dönüş sağlıyoruz. Artı ilk aldığı ürünün %20 kadar kısmına da TL bazında ne kadar aldıysa %20'lik kısmına da birinci kere ilk mağaza stoğu olduğu için dekorasyon desteği de veriyoruz. Bir kısmını biz karşılıyoruz. Anladım. Dolaylı olarak bu insan birinci etapta mağaza dekorasyonunu yaparak başlayacak ve içeriye ürününü koyacak. Daha sonra zaten CEO gibi bir ürünün bir markanın müşterisi hazır. Kaç metrekareye kaç para harcıyoruz? 50-60 metrekarelik mağazalardan aşağısını önermiyoruz. Niçin? Çünkü bu kadar büyük koleksiyonu mutlaka hacimli bir mağazada barındırmamız lazım. Bunun altı ya da değerli olan stoğu taşıyamazsanız yok sattığınız her şeyin sene sonunda size negatif olarak dönüştüğünü biliyoruz. Dolaylı olarak bu neye patlar? Dekorasyonu kenara koydum. Dekorasyon 50-60-70'lerde başlar. Hacime göre değişir. Büyüdükçe mağaza biraz daha yükselir.
Ama bu 50 metrekarelik mağaza örneğin 50 liraya 50 bin liraya mal oluyorsa 100 metrekarelik mağaza 100 bin lira değildir. İçine ürün koyduğumuz zaman bu ürünün bu bayi adayına, franchise adayına maliyeti 150-200 bin liralardan başlar shoplarda. Tabii bunun bir bölge distribütörüyle beraber çalışacakları için teminata dönmesi lazım. Bunun için bir banka teminat mektubu isteriz. Bizim aşağı yukarı bütün taleplerimiz bu. Bu marka yani şöyle enteresan bir şey. Zaten bilgisayar programlarıyla depo stok sevkiyatlarımızı yönetebiliyoruz. Anladım. Barkodlu ürün olduğu için girişimiz çıkışımız kontrol altında. Her şeyimiz net. Kasamızdan geçen paramız belli, sattığımız ürün belli, stoğumuzdaki ürünü anında görmek belli. Bunun ötesinde ne yaparız? Tabii satıcı teşkilatı eğitmek gibi bir görev var. Bu bir misyon, bu bize ait olan bir şey. Bunun için de bu mağaza açılmadan mağaza çalışanlarını isteriz ki bizim mağazalarımızda ya da diğer bölge distribütörlerimizin bu 49 mağazadan bahsediyorum. Burada bir eğitimden geçmelerini isteriz. Onun dışında zaten yıllık yapılan eğitimlere bu kadro dahildir. Bizler de bölge seyahatlerinde varsa gidip geldiğimizde gözümüzün gördüğü, dilimizin döndüğü şekilde onları bu konuda eğitiriz. Bölge distribütörleri de zaten bu işin içerisinde bu misyonu yüklendikleri için bu mağaza ve franchise bayilere ciddi destek verirler. Yani bir nevi sürekli onlarla beraber yaşayan bir sistemimiz var. Harika. Şimdi şunu sorayım. İzleyicilerimiz bu sefer bana kırılmasınlar. Genelde bir franchise alışveriş aşamasında sizin gibi bilinmiş başarılı firmalardan franchise alınıyorsa sanki bir hazine bonusu satın alınmış gibi girişimciler bir psikolojiye bürünüyor ve işte koskoca CEO markasıyla biz bir evlilik yaptık. Artık bundan sonra gelsin paralar. Hiçbir ticari riskimiz olmadan bakalım ne kazanacağız, ne yapacağız. Şimdi işinde kazın ayağı böyle değil. Her ticaret belli bir risk içeriyor. Ne kadar ilgili ve alakalıysanız o kadar bir katma değer patronaj olarak sağlayabiliyorsunuz. Kesin doğru. Burada sizin hassasiyetiniz ne? Yani böyle biraz evvel söylediğiniz erken emekli adayları. İşte biz ya CEO'dan da aldık franchise sistemini, hizmetini. Bundan sonra şöyle güzel para kazanacağız. Bakış açısıyla hazine bonosu almış gibi bakarlarsa sanırım bir eksik pozisyon oluşuyor. Tespitiniz çok doğru. Siz bunu nasıl motive ediyorsunuz? Ve kişileri nasıl işin başında aktif olmasını sağlıyorsunuz? Tespitiniz çok doğru. Şimdi işe başlayacak olan bir kişi hazine bonusu bir örneğiyle giderse böyle bir iş yok. Böyle dünyada bir ticaret yok. Manav dükkanı bile açsanız satacağınız domatesin sıcaktan ezilecek ya da diğer bir takım faktörlerden bir kilosunun sandıktan gideceğini, kardan zarar edeceğinizi bileceksiniz. CEO da böyle bir şey. Ama CEO tabii domates gibi bir şey değil. Tabii. Bu daha iyi bir ürün. Ekonomik ömrü uzun, stok ömrü uzun ve müşterisi de hazır olan bir ürün. Tabii buradaki ana kriter ne? Her ne iş yaparsanız yapın bir kere ürüne ve işinize saygınız olacak. Bunun için de eskiden olduğunun ötesinde ki bugün müşteri alışkanlıkları değişti, satın alma alışkanlıkları değişti demiştim. Müşterimiz bizden şunu bekler. Birinci derecede mağazaya girerken güler yüz. İkincisi buyurun. Nasıl yapacağız bu işi, nasıl hizmet edeceğiz diyerekten bizim yapmamız gereken doğal işler var. Mümkün mertebe doğru stok yönetimi var. Yani yok satmak dediğimiz şey parantez içerisinde bizim en çok koştuğumuz, korktuğumuz konu. Averaj fiyatımız 70 lira gibi bir şey bugün koleksiyonda. Günde bir çifti yok satarsak 70 çarpı 365 gün diyeceğiz. İki çift satarsak 70 çarpı 2 çarpı 365. 10 çiftse facia. Çünkü kazancımızın hepsi o 10 çifte günlük çarpı 365 AVM'ler her gün çalıştığı için söylüyorum. Büyük zarar. Şimdi iş buraya giderse demek ki stoğumuzu doğru kontrol edeceğiz. Siz arkada buna bir destek veriyor musunuz? Yani stok yönetiminde. Bilgisayar programı diye biraz önce bahsettiğim bizim mağazalarda, kendi mağazalarımızda, franchise mağazalarımızda kullandığımız bir programımız var. Yatırımcımız bu programı zaten mağazasına, bilgisayarını kurarken bu programı satın alacak. Bu programı böyle kullanacak. Orada eğitimlerini biz tabii ki vereceğiz. Günlük ne sattığımızı bileceğiz. Neyimiz eksik bileceğiz. Neyimiz eksik bileceğiz dedikten sonra da şu çıkacak ortaya. Bölge distribütörümüze şu modelin şu rengi bu numarası
elimde kalmadı diyecek. Ne zaman demesi lazım? Program ona diyor ki... Kalmadığı gün değil de... Tabii. Öncesinde tabii. Herhalde bir kırmızı bakiyeye doğru... Kesinlikle. Şimdi giderken... bunu göreceğiz, bunu yöneteceğiz. Yani işte hazine bonosu burada değişiyor. Değişiyor. Eğer bunlara dikkat ederseniz hazine bonosu oluyor, sürekli gelir getiriyor. Yoksa öbür türlüsü, yok satan şey hazine bonosundan değer kaybettirir. Aynen. Şimdi biz burada ne yapacağız yatırımcı olarak? Stoğumuzu doğru kontrol edeceğiz. Kim öğretecek bize bunu? Bölge distribütörlerimiz bu programı çalıştıracak. Bundan öte bu programımız bize satan kişi, şirket bu eğitimi zaten verecek. Biz bu desteği bunlara vermek zorundayız. O programı iyi kullanırsa sorun olmayacak. Ha, burada bir şey daha yapıyor CEO. CEO 49 tane profesyonel mağazada, 1500 tane perakende mağazada zaten piyasada hiç kimsenin yapmadığını yapıyor. Nedir bu? Kırık üretim yapıyor. Şudur kırık üretim. Bir kolyeyi alırsınız. İçinde 12 çift vardır. Örneğin bayan ürünü ise 35 ile 40 ya da 36 ile 41 arasında farklı iki asortide ürün üretiriz. Ancak bir de şöyle bir şey var Can Bey. Diyelim ki 35'i aldınız. Siz bir CEO bayisiniz. 35 açıldı koli. Bir çift 35 var. İkincisi yok. Birisi geldi açar açmaz koliyi sizden ilk 35'i aldı. Şimdi sezonun başındaysanız ben Can Bey'e ikinci koliyi satabilirim. Ama ikinci koliyi satarken Can Bey bir çift 35 için aldı ikinci koliden. 36'dan iki tane daha aldı. İki de evvelden vardı, dört etti. 37'den üç vardı. Üç de orada var, etti altı. Bir anlamda da diğer modelleri şişirdiniz stoğunu. Biz diyoruz ki evet ikinci koliyi sezon başında alın, korkmayın satarsınız. Daha koca bir sezon var. Ama üçüncü, dördüncü, beşinci koliyi satamazsınız. Doğru olmaz. Ne yaparız? İşte o zaman Can Bey'e şöyle bir hak düşüyor distribütöre sipariş anlamında. Ben 2 tane, 3 tane, 5 tane kırmızı 35, 5 tane siyah 36 istiyorum deme şansı çıkıyor. C'ye bunu, evet kimse yapmıyor, biz yapıyoruz. Bu o kadar önemli bir şey ki inanın bunu ancak bilen anlayabilir ya da anlayan bilebilir. Çok doğru. Çok doğru. Çünkü bütün perakende bu tarz özellikle tekstilde ben çok bilirim ki iki tane kot pantolon alacağım diye yazın kışlık bere alan arkadaşlarım vardı. İşte bu geçmişin yanlışı. Geçmiş dönemlerin yanlışı. Şimdi perakende sektörü dünkü sektör değil. Ama bu zaten bindiğiniz dalı kesmek değil mi? Yani o kişilere bir blok satış denemesiyle onları yıpratmak değil mi? Dolayısıyla siz ne kadar güzel yapmışsınız. Şöyle düşünün. Size satmış olduğum ürün, sizde stok duran ürün satış mıdır? Benim size satmış olduğum bir üründür. Doğru. Bende dursa stok, sizde dursa stok ne değişir? Tabii. Sizden çeki aldığımı kabul edin. Satamadığınız bir ürünü çekini nasıl ödeyeceksiniz? Birinci yıl ödersiniz, finansınız var kenarda. İkinci yılda hadi ödersiniz, gene finansınızdan bir parça kaldı. Bu köprüdeki bir trafik tıkanıklığı gibi bu kadar basit. Bir noktaya geliyor. Burada o line'ı, boruyu açmak, yürümeyi sağlamak lazım. CEO bu 49 tane mağazası, kendi iki tane mağazasından yola çıkarken, 49'a gelirken zaten kendi gördüklerini kendi mağazalarında uygulayarak perakendeye yaydı. Müthiş. Nereden başvursunlar? Şimdi izleyicilerimiz bu son verdiğiniz haberle çok mutlular. Ben de çok mutluyum. İsteyen istediği markadan, istediği numaradan size dönem içerisinde sipariş verme avantajını da elde ediyor. Nerelerden arasınlar istiyorsunuz? Yani böyle bir bölge var mı? Bir şehir var mı? Bu başvuruyu CEO'nun kendi web sayfasında yapabilirler. CEO.com.tr'de zaten bayim olur musun? Bir köşemiz var. Buradan başvuru yapabilirler. Bir başvuruyu değerlendiririz. Başvuruyu hangi bölgeden yapıldıysa oradaki bölge distribütörümüze gönderebiliriz. Onlarla beraber bu işleme başlayabiliriz. Artı bizim bu sene bayim olur musun? Franchise fuarında ilk defa yer alacağımız bir fuar. Olsun. Teşekkür ederim. Fuarımız olacak. Zaten bu müşterilerimizi, bu adaylarımızı orada ağırlamak, bu bilgileri kendilerine aktarmak istiyoruz. Oradan da başvurabilirler. Bu konuda değerlendirmeyi yaptıktan sonra kendilerine dönüş yaparız. Yerleri var ise mağazaları buraları görürüz. Şartlarımızı anlatırız. Bunların hepsi çünkü bizde matbudur. Herkes bu bilgilere ulaşabilir. Şartlarımızı konuşuruz. Karşılıklı uzlaşabiliyorsak bu işlere bir an evvel başlarsın. Şimdi 50 noktada varsınız ve büyüyeceğim, daha ilerleyeceğim. 1500 noktada satışınız var. Tabii ki çok özel şartlarınızı girişimcilerle baş başa konuşacaksınız. Ama
kabaca sorarsam bu iş karlı mı? Yani bir girişimci buraya bir para yatırdığı zaman ne kadar zamanda bunu geri alabilir veyahut bir başka alternatif benzer perakende sektörle karşılaştırdığımız zaman insanlar mutlu olabilme noktalarına yakın zamanlarda gelebiliyorlar mı diye böyle sorayım. Tabii her yatırımın biliyorsunuz bir yatırım öncesi var. Yani yaptığımız, açtığımız mağazanın hemen ertesi gün kâra geçtiğini görebilir miyiz? Göremeyiz. Bir kere mobilya dekorasyon masrafımız var. Bunu çıkarmamız lazım. Artı elektriğimiz var, SSK'mız var gibi 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 bir takım masraflarımız var. Bunların hepsi bir total. Bu total ertesi gün çıkmaz. Nasıl çıkar? Bu süreci nasıl öne çekeriz? Nasıl hızlandırırız? Birincisi stok yönetimi iyi müşteri ilişkileriyle başlar. Elimizdeki en büyük koz ne? Müşteri ne için geliyor bir markaya? Güven duyduğu için geliyor. CEO zaten 50 yıllık güveni size getiriyor. Ben şunu iddia edebilirim. Mağazaya açıldığında, ilk mağaza yaşınızda ilk siftahınızı hayırlısı ilk saat içinde yaparsınız. Hem de sizin müşteriniz, CEO müşterisi çok saygılı bir müşteridir. Çok saygın bir müşteridir. Sizin mağazanızın yeni açıldığını fark eder. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten girer. Hep yaşıyoruz biz bunları. Bir kere markaya bu anlamda geliyorsunuz. Müşteri sizi zaten bu anlamda değerlendiriyor. Hassas ve kritik nokta ne? Bu benim değerli kıldığım müşterime ki benim bugüne gelmeme sebep olan kişilerdir. CEO bugüne onlarla geldi. Bizim için çok değerli ve bizi de bu konuda çok destekleyen çok özel bir müşterimiz var. Saygı duyuyoruz ve onlarla beraber bu yaşantımız devam ediyor. Yeni gelen arkadaşlarımızın da bu saygın ilişkiye destek vermelerini istiyoruz. Bu insanlara iyi davranırsanız, güler yüzünüzü eksik etmezseniz, stoklarınızı ve taleplerinizi bize zamanında iletirseniz bu kazançlı bir iş midir? Kesinlikle kazançlı iştir. Zaten iki mağaza 49'a nasıl geldi diye sormak lazım. Bu 49'un içinde hepsi bizim mağazamız değil. 12'si bizim mağazamız. Geri kalanları bölge distribütörlerinin ve onların bulduğu franchise adaylarının mağazası. Şimdi aslında burada en doğru konuyu benim değil, o franchise olanların anlatması lazım. Çünkü hayatı yaşıyor onlar. Aynen, bunları da herhalde fuar alanında getireceksiniz. Bol getireceğim, ben de konuşmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü niye? Bir güzel bir tabir vardır Anadolu'da, Doğu'da. Derler ki damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Burada düşen kalkan kimse yok ama en güzel bilgi benim yeni bayilerimde. Yani bu işi alıp da franchise işletmesine dahil olmuş, destek almış, mağaza işletmiş, kar etmiş olan. Mesela bu yakın zamanda bir esnafken üçüncü mağazasını açan bir arkadaşımız var. Üçüncü mağazayı bir esnafın açması bugünkü şartlarda kolay gelmiyor. Kulağa hoş gelmiyor ama bu insan üçüncü mağazayı açtı. Aman ne güzel çok. Üç mağaza da alışveriş merkezinde. Hani herkes korkar ya burası çok pahalı yatırımdır diye doğru söylüyorsunuz ama bu pahalı yatırımın bir karşılığı var. Soğuktan kaçanlar. Sıcaktan kaçanlar alışveriş merkezinde. Tabii zaten pahalı kelimesi de göreceli bir şey. Yani neyle ne karşılaştırdığınıza bağlı. Harika. Müsaade edin ben bir şey söyleyeyim. Buyurun. Pahalı kelimesi bulmacalarda çıkar. Ederi yüksek diye çıkar. Paha eski Türkçe'de, daha doğrusu Türkçe'nin kökünde değerdir. Bunun pahası ne kadar derler. Pahalı kelimesi aslında bugün biraz yanlış kullanılıyor. Ederi yüksek olan, yani pahası yüksek olana pahalı deriz. Bu yüksekliğinde bir nedeni var. CEO niçin bu anlamda pahalı değil ama öyle kabul edeyim. Bugünkü Türkçe değil, gerçek anlamda pahalı değil. Çünkü CEO farklı malzemeler kullanır. CEO'nun kalite standartları farklıdır. Örneğin yurt dışında bazı standartlar vardır. Bir taban 50 bin adım atarsa kriterlere uygundur. Biz bunu adım testi diyoruz, fleksibilite diyoruz. Bu test bizim kriterimize göre 150 bin adımdır. Avrupa standartlarında 50 bin olanı biz 150'ye çıkartmışızdır. Bazen de test ederiz, deriz ki bırak kalsın bakalım ne oluyor. Bu 150 binlik kriterimizi ki aslı 50 bin olanı biz 300'leri çok geçtiğimiz olur. Bakın bu da CEO'nun tabanının ne kadar dayanıklı olduğu gibi bir takım şeyleri getirir. Müthiş. Malzeme kullanıyoruz. Şimdi evet suni deri kullanıyoruz, gerçek deri kullanıyoruz, hakiki deri kullanıyoruz. Suni deride kullandığımız malzemelerde antibakteriyel, antifungal, bakteri ya da mantar barındırmayan özellikler var. Antistatik olanlar var. Bunların hepsi anatomik, hepsi ayak yapısına çok uygun ürünler. Şimdi bunu ciddi bir Ar-Ge ile, iyi bir çalışmayla, yüksek kalite ve verimle
Bunların hepsini yan yana getirirseniz değerli bir ürün yaparsınız. Değerli şeylerin her birinin fiyatı biraz daha az değerliden mutlaka 1 lira yüksek olur. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. İlave etmek istediğiniz bir nokta var mı? Ben bu anlamda teşekkür ediyorum sizlere tekrardan. Bu anlamda en kısa zamanda yatırımcı adaylarıyla görüşmeyi talep ediyorum. Ve mümkün olduğunca da fuara katılmalarını rica ediyorum. Orada yüz yüze konuşacağız. Belki burada duyamadıkları çok şey orada soracaklar. Bu arada sormak isterlerse ekrana girecekler. www.ceo.com.tr biz oradan kendilerine ulaşacağız. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün CEO firmasını çok yakından tanıdığımız, bildiğimiz terlik konusunda oldukça başarılı, seneye 50. yılları olan CEO firmasını sizlere tanıttık. Eğer siz de onlarla bir iş ortağı olmak istiyorsanız yaklaşık 100 metrekarelik 50-60-100'e kadar olan mağazalarda shop ya da satış noktası olarak bir yer açmak istiyorsanız işte bilgileri size ulaştırdığımızı zannediyorum. Ama ekranda da görüyorsunuz telefon numaraları ve web adresi üzerinden firmaya ulaşmak mümkün. Aynı zamanda Eylül ayındaki Bayim Olur Musun fuarında da çok güzel bir standla yerlerini alıyorlar ve sizleri orada da görüşmeye davet ediyorlar. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.